Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ekim'in 1'i. Bildiğiniz gibi sezon kapanmak üzere. Son avlarımızı yapacağız. Havalar soğudu. Bu sene ilginç bir şekilde Eylül ayında havalar soğumaya başladı. Yani mevsim normalleri aslında öyle ama 4-5 senedir böyle Eylül ayında hava yaz gibi gidince alıştık biz de ona. O tekrar rayına girdi diyebiliriz hava. Şimdi Trakya'dayım. Babamı almaya geldim. Burada biliyorsunuz bir arı çiftliği var babamın. Oradaydı bir haftadır. Onu alıp İstanbul'a döneceğim ama bir gün burada kalacağım. Dedim ki akşam ve sabah suyu bu geçen sene av yaptığım gölleri bir ziyaret edeyim tekrar. Kıyıdan av yapacağım. Tekneyi götürmedim. Zaten hava çok rüzgarlı. İyi ki de getirmemişim yani. Getirseydim bu rüzgarlı havada botla, daha doğrusu tekneyle su üzerinde durmak zor olacaktı. Bir de tek başımayım. Giderken bir yandan da çay içiyorum. Bakmayın Starbucks bardağı olduğuna, içine çay doldurdum. Mümkün mertebe arkadaşlar, ben yabancı firmalardan alışveriş yapmıyorum. Böyle küçük bir milliyetçilik yapıyorum kendi çapımda. Zaten Starbucks'ın kahvesini de beğenmiyorum yani. Eğer varsa yani mümkün mertebe kahve dünyası veya başka bir yerden alıyorum. Özellikle de böyle çok popüler şeyler benim hoşuma gitmiyor ya. Neden bilmiyorum. Gerçekten böyle herkesin böyle akın akın gittiği yerler. Bir de kalabalık sevmedimler herhalde. Hiç hoşuma gitmiyor. Böyle kahve alacaksam genelde kahve dünyasını tercih ediyorum. Buraya gelirken bir yere uğradım. Etrafta kahve içecek başka bir yer yoktu. Mecbur Starbucks'tan aldım ben de. Şimdi kafatası milliyetçiliğim yapıyorsun falan diyeceksiniz. Yok. Sevmiyorum yani, bilmiyorum neden öyle. Neyse, konu bu değil. Şimdi av alanına doğru gidiyorum. Şöyle akşam suyuna 2 saat varken bir deneyeyim bakalım. Balıklar duruyor mu yerinde? Sezon sonu geçen sene de denemiştim burayı. Çok verimli geçmemişti. Bu sene ne olur bilmiyorum. Sabah suyunda da geleceğim. Birkaç tane bile kandırsam yeterli. Kıyısı çok engebeli buranın. Çok büyük sazlıklar var. Benim de kasık çizmem yok. Kasık çizmesi hiç almadım. Çünkü ezelden beri hep bir bot, tekne üzerinden avlandığım için kasık çizmesine açıkçası çok ihtiyacım olmadı. Yazın biliyorsunuz genelde av yapıyorum ve tatlı su avı yaptığım için de gölün içine girerek avlandığınız zaman yazın hem serin oluyor hem de ne bileyim benim öyle avlanmak hoşuma gidiyor. Yani kasık çizmesi özellikle yaz ayında çok terletiyor arkadaşlar. Bu yüzden hani kasık çizmesi ihtiyacım hiç olmamıştı. Neyse. Böyle. Yola koyuluyoruz. Bakalım kıyıdan yer bulabileceğiz mi? Geçen sene geldiğimde bayağı bir kötüydü kıyı taraf. Umarım açık yapabileceğim yerler vardır. Çünkü görüyor musunuz? Bakın şöyle otlar var ön tarafta. O otların üstüne atmanız lazım. Sonra kaşığı çekerken tabii öndeki otlara takılınca sıkıntı oluyor. Ya bu yüzden işte ben her zaman tekne, bot bir şeyle avlanmayı seviyorum. Neden? Çünkü abi yani hem yemini koparma olasılığın çok yüksek kıyıdan avlandığında hem de rahat at çek yapamıyorsun. Sıkıntı oluyor yani. Ama teknede oldum öyle değil. Çayını kahveni içiyorsun. Yani otel gibi. Bir otel odasında oturuyormuş gibi. Hem at çek yapıyorsun hem de rahatça avlanabiliyorsun. Evet, tarlayı sürmüşler. O yüzden sanırım buralar iyi. En son geldiğimde boyundan büyük otlar vardı burada. Buraları hep temizlemişler. Rastgele. Eyvallah. Var mı bir şey abi? Vallahi attık yemle ama. Ben daha turnaya atacağım bakalım. Rastgele.
Evet, yemli atmışlar. Herhangi bir şey yok. Akşam saatinde daha var. Rüzgar güzel. En azından arkamdan esiyor. Şöyle sağ çapraza doğru. Oo, güzel güzel, süper. Tamam. Burası çıksa güzeldir. Umudum var, yakalayacağım. Bir saati geride bıraktım ve inanın bana şu anda üşüyorum. Yani sıkı da giyinmeme rağmen rüzgar öyle bir soğuk yaptı ki üşütüyor. Herhangi bir vuruş falan alamadım. Bir iki tane vuruşa benzer bir şey oldu ama ota mı takıldı, vuruş muydu, hiçbir fikrim yok. Denemeye devam ediyorum. Şöyle bir saat daha zamanım var. Bu son bir saatte de bir şey çıkmazsa artık sabah suyundan yana şansımı deneyeceğim. Bu mera çok güzel bir mera. Gel gelelim, balığın keyfi pek yok gibi. Yani eğer balık almaya niyetli olsaydı şu anda burada balık olmamasının olasılığı yok. Demek ki saldırmak istemiyor. İnce takıma geçelim bakalım tekrar. Evet, avı sonlandırdım. Akşam suyunda bu göl maalesef bana hiç balık vermedi. Vuruş bile alamadım. Avı maalesef sonlandıracağım ben de arkadaşlar. Sezon sonunda suyun bu kadar yüksek olması gerçekten bu göl için enteresan. Geçen sene de böyleydi. Yani bunun haricindeki, bunun muadili diyebileceğim, aynı buna benzeyen göllerin birçoğu neredeyse suyunun yarısını kaybetmiş oluyor Eylül ayında. Ama bu göl için aynısını söyleyemeyeceğim. Hava çok soğuk, rüzgarlı. Balığın da pek keyfi yok. O yüzden avı sonlandırıp eve doğru yola koyuluyorum. Sabah suyuna eğer yağmur yağmazsa başka bir göle gidebilirim. Bu gölden pek bir hayır çıkmadı. Sabah suyunda aynı gölü denemek istemiyorum. Balık aldığım yerler, yani tekneyle bu göle girdiğim için biliyorum meraları. Balık alabileceğim yerleri. Özellikle bu kıyıda ısrar ettim ama maalesef bir şey yakalayamadım. Bakalım sabah suyunda görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Balık falan yalan oldu. Sabahın 7'sinde kalktım. 30-35 kilometre yakın bir rüzgar. Böyle bütün ağaçlar, bizim aşağıda dere boyunda kavak ağaçları var. Hepsi böyle sallanıyor falan. Dedim ki bu havada balığa gidilmez. Dün de bir şey yakalayamadım biliyorsunuz. Akşam suyunda. O yüzden biraz hevesim kırıldı. Hiç dedim zorlamaya gerek yok. Şimdi size bizim arı çiftliğini şöyle ufaktan göstereyim istedim. Bakın bu arkada gördüğünüz hepsi ceviz ağacı. Onları babam ben buraya gelmeden önce toplamış. Önceden buraya ekip biçiyordu, mısır falan ekiyordu ama artık yaşlandı. Yaşlanmasına rağmen çok çalışkan bir adam. Yani sabahtan beri
oraya buraya zıplayıp duruyor. Kabaklar yapmış, onları aldı, üzüm toplamış. Hani ben ona yardım etmeye çalışıyorum ama yetişemiyorum, inanın. Kendisi 50 senelik arıcı, arılara baka baka artık onlar gibi çalışkan olmuş o da. Beni hiçbir zaman beğenmedi zaten bu çalışma konusunda. Ama ona kimse yetişemez. Biz 6 kardeşiz bu arada. En ufakları benim. Abimler var. Abimleri de beğenmez yani. Kendisi arı gibi çalıştığı için. Bakın burada fidanları var. Yine burası ceviz ağacı. Şurada şeftalimiz var. İşte burada bir ufak barakamız. Böyle küçük bir köy evimiz. Burada arılar var. Arılar eskiden çok daha fazlaydı. Artık yaşlandığı için. Yani hobi olarak yapıyor diyelim. İşte hemen ayva ağaçları var şurada. Böyle o kadar çok şey toplamış ki şimdi onları göstereceğim size. Görün. Şu bardağı şöyle yere koyayım. Bir de bagajı göstereyim size, şaşırın. Görüyor musunuz? Bir kova ayva. Bir sürü kabak var. Bunun yanında burada lahanalar var. Lahana ekmiş. Hemen burada altta yine ayva var. Bunları eş dost akrabalara dağıtıyor. Her sene babamdan zaten bir şey bekliyorlar. Alıştılar artık. Bakın burada ne var? Üzüm. Benim oltular tabii ki. Burada da dut ağacı var. Bu sene dut çok güzel verdi. Bu sene köylülerle böyle kahvede muhabbet ederken şeyden bahsediyorlardı işte, bu sene ekinler falan bayağı bir iyi olmuş. Ben söylemiştim. Kar yağdı, her sene toprağın verimliliği artıyor. Bu sene iyi ekin aldıklarını söylüyorlar. Arkadaşlar bu seferlik böyle bir maceramız oldu. Maalesef balık yok. Size böyle ufak da olsa çiftliği bir tanıtayım dedim. Aa, cevizleri gösterecektim. Bir de cevizleri görün. Ne yapıyorsun? Kendi söylüyorum. Söyle bakalım. Ben buradayım. Yazları hep gelip gidiyorum babamın yanına. Bu ara pek işim de olmadığı için. Her geldiğimde de oltaları getiriyorum. O benim balığa gitmemi hiç istemiyor ama tahmin edeceğiniz üzere. Ben her geldiğimde oltalarımı getirip denemeler yapıyorum. Geçen sene sezon başı çok güzel balıklar yakaladım ama sezon sonu geçen sene de bu sene de pek iyi davranmadı bana. Havalar biraz erken de soğudu. Bunun da etkisi var. Artık bir sonraki videoda görüşene dek lütfen mümkünse yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın. Ve çöplerinizi de yerde bırakmayın.